Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nden bizi şaşırtmayan bir haberle başlayalım. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesini görmektesiniz. Biden'ın Temsilciler Meclisi'ne yolladığı mektup yayınlanıyor. Biden ne dedi derseniz, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda taarruz düzenleme eylemleri DAEŞ ile mücadeleye zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı baltalıyor, ABD'nin ulusal güvenliği ile dış politikasına tehdit oluşturuyor şeklinde skandal açıklamalarda bulundu. Oysa ki geçen günlerde de NATO sözcüsü Stoltenberg'in duyurduğu üzere DAEŞ'i neredeyse bitiren ülkemizdi. Bunu da hatırlatalım. Bu yaptıkları açıklamalara kendileri inanıyor mu? O da soru işareti. Yine Reuters'ta 8 Ekim'de yani bu sabah yayınlanan haberi görmektesiniz. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden hava kuvvetlerini yenilemek için 40 adet F-16 jeti satın almak istiyor. Geçen günde bunun haberini okumuştuk. İlk kez büyük bir haber kuruluşunda servis ediliyor. Kısaca yazana bakalım. Türkiye 40 adet F-16 uçağı satın almak ve halihazırda filosundaki savaş uçakları için 80 modernizasyon kiti satın almak için talepte bulundu. Milyarlarca dolar değerinde anlaşma yurt dışı askeri satışlar sürecinde ilerliyor. Türkiye 40 adet Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçağı ve filosundaki F-16'ları bir an önce güncellemek istiyor şeklinde haber servis edilmiş. Reuters'ta yayınlandığını ve bugün yayınlandığını hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer Reuters'a konuştu. ABD donanmasına ait nükleer denizaltının 2 Ekim tarihinde Güney Çin Denizi'nde bilinmeyen bir nesneye çarptığı duyuruldu. Çarpma sonucunda personelde ciddi bir yaralanma olmazken nükleer reaktör ise zarar görmedi. Çarpma sonucunda 11 ABD denizcisinin hafif derecede yaralandığı ifade ediliyor. Dün bilindiği gibi Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günüydü. Bu kapsamda liderler adeta telefon sırasına girmiş durumda. Putin'i kimler aradı derseniz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Japonya'dan üst düzey başbakan ve cumhurbaşkanlarının Putin'le görüştüğü ifade ediliyor. Avrupa Araştırma Enstitüsü'nün haberine bakalım. Ankara ve Bakü dünyanın farklı bölgelerindeki üçlü konfigürasyonlar ile çekirdek oluşturmak üzere bir araya geliyor. Pakistan, Karabağ sorununda Azerbaycan davasını desteklemek için sağlam bir uluslararası temel inşa etmek için elzemdir yani şarttır cümlesini kullanmışlar. Suriye'de İdlib çevresinde İran yanlısı El-Kudüs güçleri ve Esad güçleri Murad el-Numun bölgesinde Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere operasyon düzenlemek için toplanmaya başladı şeklinde Rusya Araştırma Enstitüsü'nde haber paylaşılıyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamalarda bulunduğu ABD'den bahsediyoruz. Politika gereği bakanlık önerilen savunma satışlarını veya transferlerini Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar onaylamaz veya yorum yapmaz. Washington'daki Türk Büyükelçiliği de bu kapsamda F-16 satışı ile ilgili yorum yapmayı reddediyor cümlesi kullanılmış. Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları, daha doğrusu bakan yardımcıları bugün Ankara'da görüşme gerçekleştirecek. Bunun öncesinde Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ali Bagheri Kani ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve sınır kapıları üzerine görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz paylaşımında bulundu. Suudi Arabistan donanmasının tatbikatı başladığı duyuruldu. Bu kapsamda Suudi Arabistan donanması deniz hedeflerine atış gerçekleştiriyor. Görüntüler bugün servis edildi. TheDrive.com'un haberine göre gizliliği kaldırılan veriler ABD nükleer savaş başlığı stoğunda açıklanamayan artışı gösteriyor. 20 savaş başlığı artışını açıklayacak hemen hemen hiçbir bilginin bulunmamakla birlikte bunun bir sır olduğu ifade edilmiş. Bu kapsamda infografiyi de görmektesiniz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi servis edilmemiş. İşgal altındaki Gazze şeridinde Filistin Miras Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu Gazze Belediyesi ile işbirliği altında bir program düzenliyor. Gazze sokaklarında bando ve halk oyunları yapılırken geleneksel kıyafetleriyle programa katılan yüzlerce Filistinli kültürel miraslarını yaşattıklarını ifade ediyor. Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti arasında yeni hükümet kurma hedefiyle ön görüşmelere başlandı. Berlin'deki CityCube konferans salonunda 6 saat süren görüşmelerin ardından partilerin genel sekreteri ortak basın toplantısı düzenledi. SDP Genel Sekreteri Klingbeil görüşmelerin iyi başladığını belirterek göz hizasında görüşme oldu. Tüm konular masadaydı. Pazartesi günü görüşmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasa dışı göçmenlerin Beyaz Saray önünde düzenlediği gösteride ABD Başkanı Joe Biden'ın kendilerine verdiği vatandaşlığın önünü açma sözünü tutmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri donanmasının nükleer denizaltısının Güney Çin Denizi'ndeki fotoğrafı da servis ediyor. Burada Guam'daki üsse demirlediği ifade edilmiş demin bahsettiğimiz denizaltı ile ilgili fotoğraf görmektesiniz. Ülkemiz Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru KCT-3200 teslimlerinin tamamlandığı duyuruldu. Üretimi Roketsan tarafından gerçekleşiyor. Son ve atmaca füzelerinin güç kaynağı olarak kullanılacak olan Kale Arge'nin geliştirdiği motorların ilk seri üretimi geçtiğimiz ay başlamıştı. Üretim bandından çıkan motorların füzelerle entegre olma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilk testlerin gerçekleştirildiği duyuruldu. Dün bilindiği gibi Yunanistan, Fransa ile olan anlaşmayı parlamentoda onaylamış. Bu kapsamda onaylanan anlaşmadan sonra parlamentoda hayır oyu veren ana muhalefet ise anlaşmaya tepki gösteriyor. Tsipras, Syriza'nın iktidara gelmesi halinde anlaşmanın ilgili hükümlerinin değiştirileceğini belirtiyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise anlaşmanın avantajlı olduğunu belirtmişti. Fakat dediğimiz gibi muhalefetten anlaşmaya tepki geldiği ifade ediliyor. Tsipras anlaşmanın Yunanistan'ı yurt dışında son derece tehlikeli maceralara sürükleyeceğini ifade ediyor. Anlaşmayı sert sözlerle eleştiren Tsipras, Fransa, Rafael ve fırkateynler için Yunanistan gibi borç yükü yüksek olan borcu gayri safi yurt içi hasılasının %210'una ulaşmış bir ülkeden Yunan savunma sanayisinin katılımına dair hiçbir garanti olmaksızın 7 milyar euro alıyor açıklamasında bulundu. Evet dostlar, biz de böylelikle haberlerimizin sonuna geliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Hoşça kalın.